Kanalımdan herkese merhaba. Doğu yüresine ait yöresel keti tarifim var. Sizleri fazla bekletmeden yapılışına geçiyorum. 1,5 paket yaş mayamı ekliyorum. Üzerine 4 su bardağı ılık süt ekliyorum. Sütünüz mutlaka ılık olsun. 1 yemek kaşığı toz şeker ve bir kaşıkla veya bir spatula ile mayamız eriyene kadar karıştırıyorum. 125 gram tereyağı veya margarin ekleyebilirsiniz. 1 çay bardağı sıvı yağ. Unu ekliyorum ve unun üzerine 1 yemek kaşığı tuz. Siz de bu şekilde ununuzu kontrolü ekleyin. Ununuzun kalitesine göre un miktarı değişebilir. Ben 7,5 su bardağına yakın un kullandım. Siz yine de kontrolü ekleyin. İyice yoğunlaşana kadar bu şekilde karıştırarak un ekledim ve artık elimle yoğuruyorum. En az bir 10 dakika yoğuralım. Bütün mayalı hamurlarda olduğu gibi kete hamurunu da iyice yoğurmamız gerekiyor. Tamamen pürüzsüz olana kadar yoğuruyoruz ve gördüğünüz gibi hamurumuzun kıvamı yumuşak ve ele yapışmıyor. İyice yoğurduktan sonra üzerini kapatıyorum ve 1 saat kadar oda ısısında hamurumuzu mayalamaya bırakıyoruz. 1 saatin sonunda hamurumu açıyorum ve yeterince kabarmış gördüğünüz gibi mayalanmış. Hamurumu dezga alıp bezelere hazırlıyorum. Bezelerimin büyüklüğü yumurta kadar. Tabi siz daha büyük veya daha küçük de yapabilirsiniz. Klasik fırın tepsimi yağlıyorum. Ve çok az açıyoruz. Çok fazla ince yapmanıza gerek yok. Gördüğünüz gibi kalınlığı bu şekilde. Dediğim gibi orijinal keteler büyük oluyor. Ben mini boy seçtim. Çocukların beslenmesine rahatlıkla sığdırabilirsiniz bu şekilde. Çocukların seveceği çok pratik bir tarif. Bir yandan yemek yapı bir yanda da ketemi yaptım zamanınızı almayan çok pratik bir kete tarifi. İster elinizle açın, ister oklava, ister merdane ile çok az açıyoruz. Ve tamamladım tepsimi. Kaşıkla orijinal şeklini veriyorum. Ketelerim küçük olduğu için tatlı kaşığı ile şekil verdim. Beni buraya kadar izlediyseniz de lütfen yorumlar kısmında küçük de olsa bir emoji bırakmayı unutmayın. Kedeleri ben yumurtasız hazırladım. Başta da belirtmiştim. Yoğurt yüzüne sürüyoruz. Yoğurt sayesinde kedelerimiz nar gibi kızaracaktır. Annelerimizin yaptığı gibi yoğurt sürüyoruz. Birer çay kaşığı kadar üzerlerine ekliyorum ve fırça yardımıyla sürüyorum. Daha önceden ısıtılmış 200 derecede fırına üzeri ve altı nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Diğer kalan bezeleri de aynı şekilde tamamlıyorum. Gördüğünüz gibi zamanınızı almayan çok çabuk hemen yapabileceğiniz bir tarif. Hepsini bu şekilde tamamlıyorum ve bir tane tepsimi çıkardım sizler için masama alıp sizlere içini de gösteriyorum çok güzel pişmiş yumuşacık bir kete tarifi oldu ister kahvaltıya ister çay saatlerinize isterseniz de çocukların beslenmesini hazırlayabilirsiniz Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bilmezi açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere.